Değerli konuklarımız, sevgili misafirlerimiz, Büyükşehir yasasıyla birlikte 215 kilometrelik bir alana sahip olan 31 ilçenin bütün mahalle ve köylerinde en ücra köşesinde birçok programlar icra eden Medeniyet Okulu tanıtım programına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Geçen de seninle Tahir Büyük Görükçü Hoca hakkında konuşmuştuk. Hatırladın mı? Konya eski müftüsünü diyorsun değil mi dedeciğim? Aferin kızım. Hatırladım. Onu diyorum. Kendisi çok değerli bir insandı. Bir dönem milletvekilliği de yaptı. Çok değerli bir vaizdi. Hayatı hep ilimle geçti. O ilme ulaşabilmek için önüne çıkan bütün zorluklara göğüs germiş çok değerli bir insandır. Ekmek ne kadar değerliyse, buğday ne kadar değerliyse çiftçilerimiz ve emekçilerimiz de o kadar değerlidir. Evet dostlar, ben sanırım yine çok konuştum. Her ne kadar sürçülisan ettik ise affola. Bekle karantinde kalan buğday tanesi, yine onun sularıyla yeşereceksin. Medeniyet Okulu projesiyle adeta 31 ilçemizdeki okullarımızın ve öğrencilerimizin yüzleri güldü. İnşallah yeni yapılacak olan projelerle gidilmeyen okulumuz, gezilmeyen ilçemiz, ziyaret edilmeyen köyümüz kalmayacak. Büyükşehir Belediye'miz bu konuda hakikaten takdire şayan hizmetler yapıyorlar. Biz daha önceden de bazı bilimsel sempozyumlara, daha dar bilimsel sempozyumlara destek verdiklerini de biliyoruz. Sürekli bilimsel çalışmalara katkı vermelerinden dolayı Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Evet, öncelikle bana mikrofonu takdim eden arkadaşımıza, Süleyman kardeşimize medeniyet okulumuzdaki görevi, sorumluluğu ve medeniyet okulumuza katkısı nedeniyle teşekkür ederek böylece başlamış olayım ve tüm katılan misafirlerimize, tüm hocalarımıza, rektör vekilimiz, il milli eğitim müdürümüz, okul müdürlerimiz, medeniyet okulu proje ortaklarımız, değerli öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler, hepinize hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum. 1710 okulumuzda değerler eğitimi, medeniyet okulu projemiz hayata geçmiş durumda. Bugüne kadar cömertlik, hoşgörü, dürüstlük, sevgi konularını değerler eğitimi medeniyet okulu projemizle işledik. Mart ayının konusu ümit ve konu büyüğümüz de Tahir Büyükkörükçü rahmetli hocamız. Projeler böylece devam ediyor. İlk öğretim 4. sınıftan itibaren bütün öğrenci gençlerimize, çocuklarımıza, arkadaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Evet sevgili öğrenciler, değerli misafirler, bilim tırımız, gezici bilim tırımız, mobil ekiplerimiz, yine işte programa hizmet eden araçlarımız
ve aynı zamanda kütüphane, model kütüphanemiz. Tüm okullarda bu çalışmayı yapmaya çalışacağız, tüm ilçelerde. Tamamını temsilen kordelayı şimdi keseceğiz. Konya'mız için hayırlı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Evet değerli konuklarımız, 100 Bilgi Evi Kütüphanesi'nin açılışı, bilim tırı, gezici kütüphane tırı ve 8D sinema araçlarının şimdi gizimine geçiyoruz. Sevdamız Konya, birlikte Konya'yız. Sevdamız Konya, şehirlerin şanı. Sultanı Konya, Konya'dır Konya. Birlikte Konya'yız. Sevdamız Konya, Konya'dır Konya. Birlikte Konya'yız. Mobil ekiplerimiz bugün tanıtılacak sevgili seyircilerimiz. Konya kültür gezilerinden biliyorsunuz 31 ilçemize giden bu araçlarımız öğrencilerimizi alıyor, Konya'mıza geliyor ve Konya'mıza gezdiriyor. Diğer taraftan bildiğiniz gibi 8D mobil sinema sistemimizde 31 ilçemize giderek değerlerimizin anlatıldığı 8D sinemaları öğrencilerimize buluşturuyor. Devam edelim istersen, hemen arkadan bilim tırımızı görelim. Sürprizlerle dolu bir tır. Robotlarımızla, dinozorlarımızla öğrencilerin ilgisini çeken ve Medeniyet Okulu için tasarlanan özel tırlarımızın birazdan içini gezeceğiz, tanıtacağız sevgili seyirciler. Yine gezici bilgi evi arka tarafta görüyorsunuz. Gerçekten büyük bir hazırlık var. Medeniyet Okulu çok büyük bir proje sevgili seyircilerimiz. Ve büyük işler başarılıyor, amacına ulaşıyor. Ben yine şöyle döneyim. Şimdi Mehmet Karacaanlar Mevlana İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenleniyor. Ayrıca mobil tiyatro ekiplerimiz hazır, öğrencilerimiz hazır. Programımızın ayrıntılarıyla sizlerle birlikte oluyoruz. Evet, mobil ekiplerimizden bilim tırı gerçekten başkanım adım adım ilerlemeye devam ediyoruz. Çok güzellikler oluyor. Neler diyeceksiniz? Tabii bu Konya'mız için bir yenilik. Bilim merkezimiz bu çalışmaların aynı zamanda kaynaklığını teşkil ediyor. Adeta Konya'daki bu tip faaliyetlerin, bilimsel çalışmaların bir anası konumunda olacak. Hem insan yetiştirme hem öğrencileri teşvik manasında. Tabii bütün öğrencilerin bilim merkezine ilk fırsatta gelme imkanı olmayacak. Şu anda hazırlanan Medeniyet Okulu çerçevesindeki bilim tırımızla öğrencilerin ayağına bazı çalışmalar gitmiş olacak. Bazı hizmetler, eserler ve bazı sergiler gitmiş olacak. Bu bir öğrenci vizyonu oluşturma çalışması. Aynı zamanda bir ilgi oluşturma çalışması. Bunun tabii daha fonksiyonel, daha kapsamlı, daha büyük organizasyonlu Konya Bilim Merkezimize geldiğinde öğrencilerimiz görmüş olacak. Öğrencilerimizi her türlü imkanla, her türlü günümüzün şartlarında verilmesi gereken değerlerle donatmak için Milli Eğitim Müdürlüğümüz, bizler, okullarımız, hocalarımız hep birlikte çalışıyoruz. Bu çalışma da onun bir göstergesi aynı zamanda. Başkanım, böyle sohbet halinde gitsin istiyoruz. Arkadaşım biraz ne yapıyor bu robotumuz? Hakikaten ben şok oldum. Hani bekliyordum, bilim merkezinde programlar yaptık ama güzel bir çocuklara etkileyici bir şekilde başlamış. Tebrik ediyorum ben sizi. Çocuklara broşür verecek, evet, gördüğüm broşür kadarıyla veriyor. Robot. Evet, elini uzatıyor. Güzel, çocuklara etkileyici. Evet, konuşuyor da sanıyorum değil mi? Hoş bulduk sevgili seyircimiz. Tabii bir yere yoğunlaştık ama tırımız özel tasarlandı. Evet. Açıldıkça açılıyor böyle oda gibi. Bir iki bölüm daha gezeceğiz. Diğer mobil araçlarımız da var. Yine arkadaşlarımız. Sayın Başkanım, şu an elle elektrik üretiyorsunuz. Evet. Bilim tırımızın her bölümü var ama hepsini gezemiyoruz tabii ama. Yani bilim tırında zaten modeller bunlar. Küçük işaretler. Bilim merkezimiz bu noktada
daha büyük bir imkana sahip ama öğrencilerimizin ayağına bunu götürüyoruz. Gördüğünüz gibi bu etkileşim ve sürtünme ile elektrik elde ediliyor. Elde edilen elektriği ne yapıyoruz? Var ama burada boşaltıyoruz. Boşaltıyoruz. Evet. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar birlikte olmayı umuyoruz. Hoşçakalınız efendim.